İslam dünyasında mevcut dönemimizde de uzun yüzyıllardan beri de maalesef ki dinin doğrudan Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmesi, yani Allah'ın dininin Allah'ın kitabından ve Resul'ün örnekliğinden öğrenilmesi noktasında ciddi sapmalar ortaya çıkmış. Bu yüzden mesela her fıkıh anlayışı veya her mezhep, her görüş veya farklı alimler görüşlerini dayandırmak için bazen Kur'an'dan, bazen bir rivayetten, bazen bir mezhep imamının o konuyla ilgili yaklaşımından delil getirmek suretiyle desteklemeye çalışmış. Ama bakın bu aslında yani önce Kur'an ne diyor biz ona bakalım değil de biz görüşümüzü Kur'an'dan nasıl çıkartırız veya biz kendi kanaatimizi falanca rivayetten nasıl destekleriz veya hangi alimler bizim gibi düşünmüş, hangi tefsir kitaplarında bu konuyu destekleyecek şekilde yaklaşımlar var. Bu şekilde meseleye yaklaşıyoruz. Yani aslında Kur'an'ın ne dediğine bakmaktan çok kendi görüşümüzü Kur'an'a söyletmeye çalışıyoruz. Durum böyle olunca da yani hanımefendinin de belirttiği gibi mesela bir görüş eğer ki çıkartılmak isteniyorsa bir ayet grubu sadece esas alınıyor ya da belli konularla ilgili ayetler sadece esas alınıyor ve onun üzerinden destek bulunmaya çalışılıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'den bir konuyla ilgili hüküm çıkarmak isteniyorsa Kur'an'da o konuyla ilgili bütün ayetlere bakmak gerekir. Neden? Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an ayetlerini bizzat açıklayan Allah'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i Allah açıklar. Ve aynı zamanda Kur'an ayetleri birbirini tefsir ederler. Bakın bu Kur'an'ın çok önemli bir özelliğidir. Yani siz herhangi bir konuyla ilgili bir ayete baktınız, cımbızlama yapıp o ayeti çektiniz, onu kendinize delil olarak sundunuzsa bu Kur'an'ın metoduna uygun metot değildir. Çünkü o konuyu mutlaka başka bir ayet daha güçlendirecek şekilde veya açıklayacak şekilde tamamlıyordur.